Bir manipülatörün elinden kaçmak zordur, özellikle de aile ve çocuğun mutluluğu için savaşmaya çalışıyorsa. Böyle bir etki altındaki kişi sıkıştırılmış bir yay gibi olur ve bir noktada gerilimin kontrol altına alınması imkansız hale gelir. Bu durum her iki taraf için de cinayet gibi korkunç sonuçlara yol açabilir. Ordu'da eğitmenlik yapan güzel bir kadın olan Milani Rey'nin hikayesidir. Trajedi sırasında Salvatore Paralia ile evliydi ve onunla birlikte Vittoria adında 1 yaşında bir kız çocuğu yetiştiriyordu. Trajedi 18 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 15:00 sularında meydana geldi. O sırada aile San Marco Platosu yakınlarında, İtalya'nın Oscolcena adlı küçük bir köyünde yaşıyordu. Normal bir bahar öğleden sonrasıydı, ancak bu yerlerin ortalama sıcaklığından daha serindi. Bu nedenle dağ yamaçlarının altındaki yürüyüş yolunda yürüyen turistler genellikle yaylayı kaplayan çiçekleri göremiyordu, çünkü burada karlar henüz yeni erimişti. Ancak bir bar ve küçük dükkanlar açıktı ve etrafta dolaşmak ve manzaranın tadını çıkarmak mümkündü. O gün, çocuklu bir adam özel arabasıyla buraya geldi ve otoparkta durdu. Küçük bir bara girdi, tuvaleti kullandı ve sonra tüm yerlilere karısını görüp görmediklerini sormaya başladı. Kadının adı Milani'ydi, kısa bir süre önce anne olmuştu ve kayıptı. Söz konusu olaylar sırasında 28 yaşındaydı. Uzun siyah saçları olan atletik bir güzelliği vardı. Adamın kollarında, kızı olduğu ortaya çıkan küçük bir kız vardı. O sırada bardaki müşteriler arasında hiç kadın yoktu. Kendisine benzer birinin burada görülmediğini öğrenen adam gözle görülür bir şekilde gerilmeye, ileri geri volta atmaya başladı. Gittikçe daha da tedirginleşiyor gibiydi, ta ki karısının kendisinden alınıp kaçırıldığından yakınarak ağlayana kadar. Orada bulunan herkes baba ve çocuğa destek olmaya ve arama çalışmalarına yardımcı olmaya karar verdi. İnsanlar terasa çıktı ve otoparktan bara giden yol boyunca yürüdü. Genç kadına ait herhangi bir iz ya da nereye gittiğine dair bir işaret görmeyi umuyorlardı. Ancak hiçbir şey görülmedi. Yabancı, sabah eşiyle birlikte dışarıda olduğunu söyledi. Öğle yemeğinden sonra, adamın oyun alanındaki salıncakların yanında kızıyla oynadığı yaylaya vardılar. Eşi kahve almak ve tuvalete gitmek için bir süreliğine uzaklaşacaktı. Ancak, kadın geri dönmedi ve koca kelimenin tam anlamıyla bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Tabii ki ilk yaptığı şey eşini aramak oldu. Genç baba son 15 dakika içinde çok sayıda arama yaptı ama sonuç alamadı. Kayıp kadının cep telefonu cevap vermiyordu. Adam karısının yoldan geçen bir arabanın içindeki saldırganlar tarafından kaçırıldığından emindi. Oldukça işlek bir yoldu. Korkmuş adam oradan ayrılmadı ve sakinleşmedi. Adam barda kalıp Giovanna adlı bar sahibiyle sohbet ettikçe Giovanna daha da tuhaf şeyler fark etti. Birincisi, böylesine soğuk bir bahar gününde yürüyüş için fazla hafif giyinmişti. İkincisi, karısının kayboluşuna ağıt yakarken 1 yaşındaki kızına neredeyse hiç bakmıyordu. Kız çocuğu ziyaretçiler arasında dolaşıyor, aç ve üşüyordu ama baba tüm bunları görmezden gelerek ağlamaya ve eşinin kayboluş hikayesini anlatmaya devam ediyordu. Saat tam 16:34'te yerel jandarma biriminin telefonu çaldı. Barın sahibi Giovanna acil servisi aradı. Bardan bir adam çıktığında, eşini bir saatten fazla bir süredir bulamayan ve kaçırılmış olabileceğini iddia eden bir adamın burada olduğunu bildirdi. Adam yanında küçük bir çocukla buradaydı. Bu noktada, küçük kız 1 yaşından biraz büyüktü ve babanın kendinde olmadığı açıktı. Kızın babası barda göründüğünde, işletme sahibi hemen jandarma ile konuşması için onu telefona verdi. Tedirgin adam, servis memuruna kendisi ve kayıp eşi hakkında bazı bilgiler verdi. Kadının fıtığı olduğu biliniyordu ve dağların eteklerinde hastalanmış olabilirdi. Diğer bar müşterilerine anlattığı hikayenin aynısını anlattı ve karısının barın yanından uzaklaştıktan sonra kaybolduğunu ve hala ortaya çıkmadığını vurguladı.
Çok sessiz konuşuyor, kelimelerini yutuyor, neredeyse her cümlesinde kelimeleri geberiyor ve tüm bunları uzun sessizlik süreleriyle değiştiriyordu. Polisler neredeyse her soruyu birkaç kez tekrarlamak zorunda kaldılar. Adam telefonda ağladı ve sonunda kaybolan kadının adını söyledi, Carmelary. Kadın tam adıyla çağrılmayı tercih etmedi. Adam ayrıca adının Salvador Paci olduğunu söyleyerek kendini tanıttı. Kolluk kuvvetleri olay yerine vardığında, adam hikayesini tekrarladı ve sabahki olayları ekledi. Çiftin sağlık sorunları vardı, bu yüzden yakındaki bir hastaneye gitmek zorunda kaldılar. Eve dönerken yürüyüş yapmak ve kahve içmek için durmaya karar vermişler. O sırada Salvador, salıncağa binen kızıyla birlikte oyun parkında kalmıştı. Karısı geri dönmeyince endişelenmeye başladı ama ona telefonla ulaşamadı. Bu çok şüphe çekiciydi çünkü bağlantı iyiydi, kadın her zaman telefona cevap verir ya da aramalarına geri dönerdi. Ancak bu seferki davranışı alışılmadıktı, sadece sessiz kaldı. Sonra Salvador eşinin gitmesi gereken bara gitti. Burada bulunan herkese eşine benzeyen bir kadın görüp görmediklerini sordu ama kimse onu orada görmemişti. Haber alınamadıkça Salvador daha da umutsuzluğa kapıldı. Polis memurları ona eşinin neye benzediği konusunda ayrıntılı olarak sorguladıkça adam aniden sinirlenmeye başladı. Gitmeden önceki son dakikalarda neler oluyordu? Salvador'a göre her şey yolundaydı. Sadece tuvaleti kullanmak istemişti ve hiçbir şey belaya işaret etmiyordu. Şikayetçinin kimliği olay yerinde teyit edildi ve jandarma soruşturmaya başladı. Öncelikle adamın telefon bilgilerini hızlı bir şekilde analiz ettiler, başvuranın güvenilirliğini değerlendirmek için son birkaç gündeki ilgi alanlarına ve soruşturmalarına baktılar. Polis Salvador'un geçmişinden bu şekilde haberdar oldu. Salvador Paci, 28 Ağustos 1987 tarihinde İtalya'nın Napoli ilinde doğmuştur. Eşi kaybolduğunda yaşındaydı. Kızıyla birlikte Falina'da yaşıyorlardı. Kayıp kişi Carmelary, 24 Mayıs 1982'de Napoli ilindeki başka bir küçük kasabada doğdu. Her ikisi de silahlı kuvvetler mensubuydu, bu nedenle jandarma derhal davadaki sanıkların atandığı askeri birliğin müdürlüğüyle temasa geçti. Salvador genç acemi erleri eğitiyor, onlara savaşçılığın temellerini anlatıyordu. Polis olay yerine ulaştığında, ilk tuhaflık kadının böylesine açık bir alanda kaybolmuş olmasıydı. Zorlu patikalar ya da açlık yollar yoktu ve dağların etekleri çiçek açacak zamanı bile bulamamıştı. Dolayısıyla oyun alanından geniş bir alanı görüntülemek mümkündü. Kadının fark edilmeden kaçabilmiş olması ya da güpegündüz hiçbir tanık bırakmadan kaçırılmış olması garipti. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Salvador'un polis memuru olan bir arkadaşı da adama destek olmak için geldi. Öncelikle şok geçiren adama çocukla başa çıkabilmesi için yardım etmek istedi. O sırada adam çok tedirgindi, kelimenin tam anlamıyla titriyor ve kendini güçsüz hissederek yumruklarını sürekli bara vuruyordu. Salvador bırakın çocuğu, kendini bile kontrol edemiyordu. Sonunda polis gerekli tüm bilgileri topladı ve genç baba ile kızını serbest bıraktı. Bir süre sonra, kayıp kadının akrabaları olaydan haberdar edildi. Hemen tüm koşulları öğrenmek için olay yerine gittiler. Melania'nın aranmasına yardımcı olmak istediler. Polisle iletişim kurarken Salvador oldukça garip davranıyordu. Bir asker olarak hesap verebilirliğin önemini çok iyi biliyordu ve polis memurlarına en doğru bilgileri vermesi karısının daha çabuk bulunmasına yardımcı olabilirdi. Ancak bunun yerine cevap vermekten kaçındı ve süreci mümkün olan her şekilde geciktirdi. Cep telefonunun nerede kaybolduğunu öğrenmek için bile dedektifler soruyu 3 ya da 4 kez tekrarlamak zorunda kaldı. Ancak o zaman adam nihayet gerekli verileri sağladı. Polis, Milani'nin telefonunu takip ederek yaklaşık yerini ve rotasını öğrenmek istiyordu. Aslında bu eş için o kadar da zor değildi çünkü bölgeyi iyi biliyordu.
gerçekten gitmiş mi yoksa davetsiz bir misafir tarafından mı kaçırılmış öğrenmeye çalışıyordu. Bar ile oyun alanı arasında sadece 3 işlek yol vardı. Biri 100 metreden biraz daha uzundu ve büyük kısmı büfeye monte edilmiş video kameralardan birinden görülüyordu. İkincisi oldukça uzundu ve savaş anıtı alanının yaklaşık 100 metrelik kısmını kapsıyordu. Burada sık sık bir şeyler görebilen ziyaretçiler vardı. Üçüncü rota 150 metre uzunluğundaydı ve bu rotada kameralar tarafından her yönden iyi bir şekilde görüntülenmişti. Ancak şaşırtıcı bir şekilde kimse bir şey görmedi, kameralarda kadını kaydetmedi. Tüm bunlar garipti ve soru işaretleri yaratıyordu, kadın o gün bu yerde miydi? Bulgulara göre, kayıp kadının cep telefonu en son kaybolmadan hemen önce saat 14.45'te aktifti. Kocası ve çocuğuyla birlikte seyahat ettiği yerden çok da uzakta değildi. Tüm bu veriler hiçbir ek bilgi sağlamadı ve Salvador'un sessizliği işleri daha da kötüleştirdi. Arama çalışmalarına yardımcı olabilecek tek şey Ulusal Dağ Kurtarma Servisiydi. Aramaya yardımcı olmaları için uzmanlar çağrıldı ve ekipmanlar ile en zor koşullarda insanların yerini tespit etmekte usta olan 14 yaşındaki bir arama köpeğiyle bölgeye ulaştılar. Köpeğin koku alma duyusu o kadar keskindi ki, hayvan bir izi bırakıldıktan 20 gün sonra bile bulabiliyordu. Köpek hızla yönünü buldu ve asfalt yol boyunca anıta doğru ilerledi. Burada iz koptu, sanki kadın bir arabaya binmiş ve ortadan kaybolmuş gibiydi. Ancak Salvador daha sonra, bir hafta kadar önce burada olduklarını söyledi. Bu durumda köpeğin kayıp kadının eski izlerinin kokusunu almış olması ya da kadının gerçekten kaçırılmış ve bir arabaya bindirilerek götürülmüş olması ihtimali ortaya çıkıyordu. Polis memurları daha sonra Salvador'la birlikte sorgulama için karakola gitti. Burada adam Milani'nin kaybolmasından önceki günün tüm ayrıntılarını bir kez daha anlattı. Aile reisine göre, saat 11.30 civarında fizyoterapiste gitmişler, ardından süpermarkete uğramışlar ve daha sonra San Marco kliniğine gitmişler. Orada kadın muayene edilmiş ve kasık fıtığı olduğu tespit edilmiş. Öğle yemeğinden sonra eve gitmişler, kıyafetlerini değiştirmişler ve kızlarıyla birlikte yürüyüşe çıkmışlar. Salvador'a göre, kızları bu oyun alanına sık sık gittiği için son bir ay içinde buraya birden fazla kez gelmişlerdi. Bu nedenle eşi, özellikle de askeri fotoğrafik hafızası göz önüne alındığında, bölgeye çok aşinaydı. Son ziyaret ailenin annesinin kaybolmasından 10 gün önce, 10 Nisan'da gerçekleşmiş. Salvador'a göre o tarihte eşiyle birlikte buraya gelmişler ve bir bara gitmişler. Jandarma tüm bilgileri aldıktan sonra, suçlanacak bir şey olmadığı için adamın evine gitmesine izin verdi. Bu noktada, soruşturmacıların ana versiyonu adam kaçırmaydı. Bir arama köpeğinin yardımıyla elde edilen bilgiler ışığında, kadın otoyola yaklaşmış, kaçırılmış ve daha sonra da izi kaybedilmişti. Tüm göstergeler kadının gerçekten de yakalanıp zorla bir arabaya bindirilmiş olabileceği yönündeydi. Mayıs ayında Salvador hikayesini anlatmak üzere televizyona çıktı. Burada daha fazla ayrıntı vererek, kaybolduğu günden önce eşiyle birlikte savaş anıtı yakınlarında küçük bir piknik yaptıklarını ve orada tatil yaptıklarını söyledi. Genel olarak, yer böyle bir eğlence için hiç de uygun değildi, yoğun bitki örtüsü vardı ve tek bir bank bile yoktu. Ancak Duleş'in sözleri, arama köpeğinin davranışıyla kısmen doğrulandı. Ayrıca koca, kaybolduğu sırada karısının üzerinde bulunan kıyafet ve aksesuarlar hakkında da bilgi verdi. İşte bu noktada yeni tuhaflıklar ortaya çıktı. Kocaya göre, kayıp kadının yanında kişisel eşyalarının bulunduğu bir çanta yoktu. Gündelik kıyafetler giymişti ve yanında bazı altın takılar vardı. Ancak böylesine sorumluluk sahibi bir kadının hiçbir hazırlık yapmadan ve çantasını yanına almadan çocuğuyla birlikte uzun bir yolculuğa çıkması tamamen anlaşılmaz bir durumdu. Yanında para ya da sürekli içtiği sigarası bile yoktu. Genç anne kızına ne bir biberon ne de yedek kalın giysiler almıştı.
Bu durum özellikle müfettişlerin kafasında soru işaretleri yarattı. Üzerinde hiç para yokken kocasına kahve ısmarlamak için bara nasıl gitmiş olabileceğini merak ediyorlardı. Salvador'un sözleri gittikçe daha çelişkili ve tutarsız hale geldi. Muhtemelen yalan söylüyordu. Şüphelerin artması üzerine dedektifler, aralarındaki ilişki ve aile içindeki atmosfer hakkında bilgi edinmek için kayıp kadının kocasıyla tekrar temasa geçti. Dama göre aralarında güçlü bir bağ vardı. Bazen uzlaşamadıkları çeşitli konularda tartışıyorlardı. Ancak bu hiçbir zaman çatışmaya dönüşmemiş. Genel olarak, en yakınları ve en sevdikleri tarafından onaylandığı üzere mükemmel ve güçlü bir aileleri vardı. Bu nedenle adam tekrar serbest bırakıldı. Sorgunun ertesi günü kayıp kadının akrabaları şehre geldi. Salvador'un evinden çok uzakta olmayan küçük bir apartman dairesine yerleştiler. Yolculuğun verdiği büyük yorgunluğa rağmen yaptıkları ilk şey polis karakoluna gitmek oldu. Akrabalar soruşturmanın hangi aşamada olduğunu ve dedektiflerin şu ana kadar ne bulduklarını öğrenmek istiyorlardı. Buna paralel olarak, yakınları Milani'nin aranmasına katkıda bulunacak her türlü bilgiyi vermeye hazırdı. Anlaşıldığı kadarıyla Milani'nin iki telefonu vardı ve garip bir şekilde kocası bunu bildirmemişti. Bunlardan birini, sim kartı daha uygun bir tarifeye sahip olduğu için kocası ve arkadaşlarıyla konuşmak için kullanıyordu. Diğer numarayı ise, annesi ve yakın ailesiyle iletişim kurmak için kullanıyordu. Kaybolduğu gün saat 13:34'te kadının kayınvalidesi ikinci numarayı aradı. Yaklaşık 9 dakika boyunca sohbet etmişler ve bu sırada Milani o gün yaşanan diğer olayları anlatmış. Ona göre genç aile temiz havada yürüyüş yapmak için San Marco'ya gidiyordu. Ancak bunun için çok az zamanları vardı, aceleleri vardı çünkü saat 16:00 civarında tüm aile arkadaşlarının çocuğunun vaftiz törenine katılmak zorundaydı. Bu diyalog saat 13:43'te sona erdi. Başka bir konuşma olmadı. Polis Salvador'un hikayesinde bir tutarsızlık olduğunu fark etti. Tüm sorulara tek kelimelik cevaplar veriyor, polisin o anda bildiği her şeyi sürekli tekrarlıyordu. Dedektifler, çocuğun kendisine hiç ilgi göstermeyen babasıyla neden kaldığını anlayamadılar. Anne kahve almaya gittiğinde kızı neden yanında götürmemişti? Neden hiç durmadan yarım saat boyunca salıncağa binmişlerdi? Evden buraya yolculuk 20 dakikadan az sürmüştü. Milania bu süre zarfında gerçekten de aniden tuvalete gitme ihtiyacı duymuş muydu? Ve daha da önemlisi, daha sonra nereye gitti? Kayıp kişinin akrabaları Salvador'un evine taşındı. Olanlar hakkında onunla sürekli iletişim halindeydiler ama adam pek konuşmuyordu. Çoğunlukla kaçamak cevaplar veriyordu ve perişan görünüyordu. Akrabaları ellerinden geldiğince adama destek oldular ve çocukla başa çıkmasına yardımcı oldular. Aynı zamanda koca, karısının akrabalarını rahat ettirmek için büyük bir yatağı olan kendi odasını nazikçe sağladı. 19 Nisan 2011 tarihinde tüm kasaba kadının kaybolduğunu öğrendi. Bu düşünülemez bir şeydi, çünkü banliyö bölgenin en sakin ve huzurlu köşelerinden biriydi. Polisin kayıp kadının kocası hakkındaki şüphelerine rağmen, kocanın başı daha önce hiç kanunla derde girmemişti. Salvador çeşitli televizyon programlarına çıkmaya ve yaşadığı trajediyi anlatmaya devam etti. Buna paralel olarak, müfettişlerin ona yönelttiği sorular da giderek artıyordu. O sabah baş şüphelinin cep telefonunu inceleyen jandarma, telefonun sabah 7 ile 9 arasında açık olduğunu tespit etti. Ancak daha sonra akşam 6'ya kadar kapalı kalmış. Aynı gün Salvador tekrar San Mario yaylasına uğradı. Müfettişler ve arama ekipleri güneşte çalışıyordu ancak adam aramanın ilerleyişi ve sonuçlarıyla hiç ilgilenmedi. Bunun yerine, Melania'nın kaybolduğu gün barın sahibinden ödünç aldığı sweatshirt'ü geri verdi ve hemen oradan ayrıldı.
işe gitmesi gerektiğini bahane eden Salvador'un bu davranışı dedektifler için bazı soru işaretleri ve endişeler yarattı. Salvador'un cep telefonunu kontrol eden jandarma ilginç bir şey keşfetti. Son bir aydır Ludovica adında bir kızla aktif olarak iletişim kurduğu ortaya çıktı. Neredeyse her gün binlerce mesaj ve arama yapılıyordu. Kızla bir yandan da romantik bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Ludovica'ya Eylül 2009'da aşık olmuş ve ilişkileri, karısı ortadan kaybolduktan sonra bile 2011 yılına kadar devam etmiş. Adam, 2009 yazında Melania'nın kocasının maceralarını öğrendiğini ve çok öfkelendiğini tespit etmeyi başarmıştır. O sırada kızına hamile olduğu için doğum beklentisiyle ailesinin yanına taşındı. Görünüşe göre müstakbel baba bundan hiç etkilenmemişti. Salvador, askeri birliklerinde çalışan Ludovica'ya bakmaya devam etti. O sırada kız 27 yaşındaydı. Daha sonra eşler çocuğun iyiliği için barıştı ve Milani Legnano'daki evine döndü. Ancak bir yandan da ilişkisi devam etti. Adam sürekli olarak metresini gördükleri bir daire kiraladı. Eğitimden sonra Roma'ya gönderildi, ancak orada bile ilişkileri bitmedi. Adam neredeyse her dakikasını, kelimenin tam anlamıyla takıntılı olduğu metresiyle telefonda sohbet etmek için kullanıyordu. Diyaloglarına bakılırsa, Ludovica'nın bir telefon ya da uzun mesafeli ilişkiden daha fazlasını istediği açıktı, ancak bunun önündeki bariz engel Milana'ydı. Karısının ortadan kaybolmasından önceki son aylarda, aşıklar arasında karısı yüzünden çekişme vardı. Ludovica, Salvador'un aileyi terk etmesini ve kendisiyle birlikte olmasını istiyor, boşanma sürecinin çoktan başladığını, ancak avukatların belgeleri toplamak ve hazırlamak için çok zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek bu anı mümkün olan her şekilde erteliyordu. Aslında Milani 2010 yılında ilişkiyi sürdürme konusunda ısrarcıydı. Bu konuda oldukça kararlıydı. Bu dönemde, kocasının metresiyle görüşmeye devam ettiği gerçeğini yeni öğrendi. Ancak eşi kararlıydı. Milani, eğer boşanırlarsa ve kocasının ilişkisini kamuoyuna açıklarsa, iş yerinde sorun yaşayacağını söyleyerek Salvador'a şantaj yapmaya çalıştı. Bundan sonra korktu ve Ludovica ile iletişim kurmaya ara verdi. Bunun bir etkisi olmuş gibi görünüyordu. Karısı her şeyin normale döndüğünden ve yaşananların sadece ilişkideki durgunluğun neden olduğu geçici bir aşk olduğundan emindi. Ancak, Ludovic'in metresi, pes etmeye niyeti yoktu ve ilişkiyi yeniden canlandırmak için ısrar ediyordu. Adamın kendisi için ailesini terk etmesini istiyordu. Adam kelimenin tam anlamıyla iki kadın arasında kalmıştı. Durum o kadar ileri gitti ki, Salvador 19 Nisan'da Roma'daki metresinin yanına gelip ailesiyle tanışmak zorunda kaldı, böylece kendi ailelerini kurmakta özgür olabileceklerdi. Sorun şu ki, karısının bundan haberi bile yoktu. Aynı zamanda tatilini ailesiyle geçirmesi gerekiyordu, Melania ve kızıyla. Her nasılsa, etkinlikten sadece bir gün önce eşi ortadan kaybolmuştu. Elbette her şey çok şüpheli görünüyordu, çünkü aşk üçgenleri nadiren iyi sonuçlanır. Asker adam eşinin kaybolmasından sonra işe ilk geldiğinde, yönetim bir kurtarma operasyonu düzenlemeyi, bir manga asker toplamayı ve ekipman kullanmayı önerdi. Salvador sakindi ve karısının kızgınlık yüzünden onu terk ettiğinden emindi. Operasyonun gereksiz olduğuna inanıyordu. Daha sonra Ludovico ile iletişim kurduğu sosyal medya hesabını sildi. Yeni koşullar polise soruşturma için güçlü bir neden sağladı. Kayıp kişiyi canlı bulma şansının en üst düzeye çıktığı kritik bir dönem geçmişti. Jandarma artık Melania'yı canlı bulmayı ummuyordu. Üstelik soruşturmaya dahil edilen arama köpeği de etkisiz kalmıştı. Yeni ayak izlerine ve kayıp kişinin kokusuna aynı derecede güçlü tepki veriyordu. Melania'nın kaybolmasından önceki 10 gün içinde tam olarak ne kokladığını söylemek mümkün değildi. Daha fazla bilgi edinmek için müfettişler 23 Nisan'da Salvador'a gitti.
o günün erken saatlerinde polis kimliği belirsiz bir erkekten telefon aldı. Kendisini mantar avcısı olarak tanıttı ve korkunç bir buluntu keşfettiğini söyledi, faalinden 17 kilometre uzakta bir kadın cesedi. Jandarma cesedin Milania'ya benzeyen genç bir kadına ait olduğunu tespit etti. Pantolonu ve iç çamaşırı indirilmişti. Şiddet amatörce bir sahneleme gibi görünüyordu. Araştırmacıları şaşırtan bir şekilde Salvador, reddini açıklamadan sıraya girmeyi reddetti. Onun yerine bir aile dostu geldi ve Milania olduğunu doğruladı. Yerel bir çadırdaki bir satıcı da kayıp kadını teşhis etti. Düzenli müşterileri olan askerleri tatbikatlarda sık sık görüyormuş. Adli tıp uzmanları kurbanın vücudunda küçük bir bıçakla açılmış çok sayıda bıçak benzeri yara buldu. Darbelerin çoğu baş ve boyuna gelmiş. Ayrıca göğüste yaralar ve birkaç savunma yarası da buldular. Milania tecavüze uğramamıştı. Cesedin etrafında çok miktarda kanıt toplandı, kurbanın cep telefonu, üzerinde kan izleri bulunan bir çakmak, bir su şişesi ve küçük bir arabaya ait izler. En önemli kanıtın 18 Nisan sabahına ait bir market fişi olduğu ortaya çıktı. İnsülin şırıngaları ve turnikeler de bulundu. Merhumun madde bağımlısı kişilerin kurbanı olduğu ya da kendisinin madde kullandığı şüphesi doğdu. Bu spekülasyon, kurbanın vücuduna kazınmış sembollerle kısmen doğrulanmıştır. Yaralardan bazıları haç, gamalı haç ve diğer sembollerin yanı sıra şeytani ritüeller aleminden bir şeyler oluşturuyor gibi görünüyordu. Ancak dedektifler bunun yanlış bir iz olduğundan emindi. Toksikolojik incelemeler maktulün vücudunda ne alkol ne de yasa dışı madde bulunduğunu göstermiştir. Jandarma Milania'nın eşinden başka bir garip tesadüf daha öğrendi. Kadın kaybolmadan birkaç gün önce, cesedin bulunduğu yerde, kocasıyla yakın bir ilişki yaşamışlardı. Her nasılsa bu durum Metres'in kulağına gitmiş ve çok öfkelenmişti. Sevgilisinin garip koşullar altında ölmüş olması onu pek rahatsız etmemiş, adamın karısıyla artık yakınlık kurmadığına dair defalarca yemin etmiş olması gibi yalanlardan rahatsız olmuştu. Her halükarda bu bağlantı, polis tarafından trajedinin yaşandığı yerde bulunabilecek olan kurbanın cesedindeki ana şüpheliye ait neredeyse tüm izleri haklı çıkarabilirdi. Bu hikayede bir tutarsızlık daha vardı, şiddetli tutkunun yaşandığı gün kar yağıyordu ve hava oldukça soğuktu. Hava, doğadaki samimi ilişkiye hiç de uygun değildi. Ayrıca, Milania'nın o anda kasık fıtığı nedeniyle ağrı çektiği biliniyordu. Bu arka plan karşısında, büfenin ardındaki tutkulu aşk hikayesi daha az inandırıcı görünüyordu. Salvador muhtemelen bu şekilde bir mazeret oluşturmak istemişti çünkü polisin, adamın kendi karısının katledilmesindeki rolünün kanıtı olarak maktulün cesedinde kendi DNA'sını bulabileceğini biliyordu. Elbette bunların hepsi kanıtlanması gereken varsayımlardı. Kolluk kuvvetleri en ufak bir kan damlası bulmak için cesedin yakınındaki tüm alanı aradı. Kısmi bir bot izi de dahil olmak üzere pek çok kanıt bulmayı başardılar. Cinayet davasında yeni bir ipucu elde etmek için, dedektiflerin 18 Nisan'dan 20 Nisan'a kadar suçun işlendiği bölgede kimin bulunduğunu bulmaları gerekiyordu, çünkü bu dönem kurbanın ölüm zamanı olarak belirlenmişti. Dul adam ve eşi Ludovica'nın görev yaptığı alaydan askerlerin o günlerde bölgede olduğu ortaya çıktı. Dedektifler o gün bir şey görmüş olabilecek tüm askerlerle görüşmeye karar verdi. Bazı kanıtları bırakanların askerler olduğu ortaya çıktı, bir şişe su, dükkandan alınan bir fiş ve bir bot izi. Ancak bu kanıtların davayla ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Askerlere göre o gün şüpheli kimseyi görmemişlerdi ve bir ceset de görmemişlerdi. Dedektifler Ludovic'i daha yakından incelemeye karar verdiler. Ludovic'in 18 ve 19 Nisan tarihlerinde kışladan ayrılmadığını ve suç mahallinde bulunmuş olamayacağını tespit ettiler. Sağlam bir mazereti vardı. Yine de Ludovic'a, 17 Nisan 2011'de Salvador'la ilişkileri hakkında iletişim kurduğunu söyleyerek değerli bilgiler verdi.
Salvador ona kendisini aldattığını itiraf etmiştir. Bu bilgi, Ludovica'nın Salvador'un evlilik dışı ilişkilerinin ayrıntılarını daha derinlemesine araştırmasını önlemek için dile getirilmiş olabilir. Salvador'un ilişki yaşadığı tek kişinin Ludovica olmadığı ortaya çıktı. Askerler ve kızlarla da başka ilişkileri vardı. Ludovica bu ilişkilerden haberdardı ama onlara hiç önem vermiyordu. Sonunda aşk dolu Dul'un en az 3 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Adam polisin bu bilgiyi ifşa ettiğini biliyordu ve bunun karısını öldürmek için bir neden olarak görülebileceğinden korkuyordu. Dedektifler, baş şüphelinin suça karıştığına dair kanıt toplamak için arabasına bir dinleme cihazı yerleştirdi ve telefon konuşmalarını gizlice dinledi. Salvador'un arabasında defalarca monologlar düzenleyerek karısının öldürülmesiyle ilgili haberleri tartışması, genç kadının katledilmesinde parmağı olduğundan şüphelenmek için bir neden oluşturduğundan, bu değerli bilgiler sağladı. Ancak dedektifler Melania'nın en son kim tarafından ve ne zaman canlı olarak görüldüğünü henüz bulamamışlardı. Garip bir şekilde, kaybolduğu iddia edilen saatte yaylada yürüyen 3 kişiden hiçbiri Melania'yı ya da babası ve çocuğunu salıncakta görmemişti. Polis memurlarına şüphelinin arabasını luminol ile inceleme izni verildi. İçeride kan izleri tespit edebildiler. Bu örnekler laboratuvara gönderildi. Daha sonra, adli tıp müfettişlerin korkularını doğruladı, kan Melania'ya aitti. O arada savcılar teorilerini oluşturuyor, suçun nedenini anlamaya çalışıyorlardı. Melania'nın, kocasının sayısız sadakatsizliği nedeniyle ona karşı büyük bir kin besleyen, ancak çocuğun iyiliği için eşini kendine saklamaya devam eden kontrolcü bir kişi olduğunu öne sürdüler. Eşine sürekli baskı uygulayabiliyordu ve bu da durumu daha da kötüleştiriyordu. Ludovica ile bir ilişkiye başladığında bir çıkış yolu bulmuş, Ludovica da ona bu ilişki için baskı yapmıştır. Ortada açıkça bir üçüncü figüran vardı ve bu yüzden can sıkıcı karısından kurtulmaya karar verdi. Dedektifler, kocasının sadakatsizlikleri nedeniyle kadının karakterinin oldukça baskıcı hale geldiğini öğrendi. Sonunda adli tıp raporu geldi ve ceset üzerinde tam bir analiz yapıldı. Adli tabip kadının 18 Nisan günü öğleden sonra 2.30 ile 3.30 arasında öldüğünü belirledi. Ölüm sebebi 35 bıçak yarasıydı. Kadın cinsel saldırıya uğramamıştı, ancak indirilen iç çamaşırı sahnelenmemişti, ancak başka bir rahatsız edici anı gösteriyordu. Muhtemelen saldırı, kurbanın çömeldiği ve iç çamaşırını yıkadığı işeme anında gerçekleştirilmişti. Bu da boş bir mesane ile kanıtlanmıştır. Muhtemelen fail arkasından yaklaşmış ve saldırı beklemediği bir anda gizlice saldırmış, bu nedenle de karşılık verememiştir. Yaraların niteliği, cinayetin kişisel nefret nedeniyle özel bir acımasızlıkla işlendiğini göstermektedir. Kader gününde, kadın kaybolmadan hemen önce, çift bir dükkandaydı. Kamera kayıtları Melini ve Salvador'u yakaladı. Adam farklı bir kıyafet giyiyordu. Bu da cinayetten sonra kıyafetlerini değiştirecek zamanı olduğu anlamına geliyordu. Salvador 14 Temmuz'da tutuklandı. Cep telefonundan ilgili coğrafi konum kayıtları toplandığı için Melania'nın öldüğü gün yaylaya hiç ulaşmadığını kanıtlamak mümkün oldu. Hayat yolculuğu o yerden çok uzakta sona ermemişti. Savcılık, cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilen çam ormanındaki büfelerin yakınında durduklarına inanıyor. Tüm bunlar öğleden sonra 2.30 civarında gerçekleşmiş. Burada adam beklenmedik bir anda karısına saldırdı ve onu öldürdü. Daha sonra Salvador eve döndü ve kıyafetlerini değiştirdi. Adam küçük kızını evden aldı ve hemen San Marco'ya gitti, burada bir bara girdi ve sevgili karısının kaçtığı kederli bir kocayı oynamaya başladı. Salvador masum olduğu konusunda ısrar etti. Bununla birlikte, soruşturma sırasında toplanan kanıtlar jüriye ikna edici göründü. Sanık suçlu bulundu ve yıllarca hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca öldürülen kadının ailesine 2 milyon euro ödemek zorunda kaldı.
Salvador hala masum olduğu konusunda ısrarlı. Cezasını Milano'daki bir cezaevinde çekmeye devam ediyor. Öldürülen kadının kızının velayeti ailesine verildi. Vittoria şu anda 13 yaşında. Soyadını değiştirmek istediğini ifade etmiş ve annesinin soyadı ile değiştirmiştir. Kız babasını ziyaret etmiyor ve onu tanımak istemiyor. Dışarıdan bakıldığında De Cosso'nun ailesi mükemmel görünüyordu. Mutlu olmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahiptiler, sevgi dolu bir anne ve sevdiklerinin mutluluğu için her şeyi yapabilecek şefkatli bir baba. Küçük, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir toplulukta yaşıyorlardı. Ancak bu pastoral tablonun ardında, dışarıdan bakıldığında ortalama bir insana göründüğünden çok daha fazla karanlık sır vardı. Aile yıllarca, sonunda tüm topluluğun donup kalmasına neden olan vahşi bir cinayete yol açan sorunlarla mücadele etti. Olay Eylül 2021'de meydana geldi. Kanlı sona yol açan kilit unsurlardan biri depresyondur. Zaman zaman gerçekten öldürüyor. Bugün suç dünyasının en yürek parçalayıcı hikayelerinden birini anlatacağız. Lauren Fox ailenin en büyük kızıydı. Aile Güney Afrika'da yaşıyordu. Lauren zor bir çocukluk geçirdi, çünkü ne öğretmenleriyle ne de diğer çocuklarla ortak bir dil bulamadı. Bu nedenle kız her zaman bir tür izolasyon içindeydi. Dışlandı, tatillere ve doğum günlerine davet edilmedi. Tüm bunlar, geçiş yaşından itibaren gelişmeye başlayan zihinsel sorunlara yol açtı. Çok endişeli bir kızdı, kendini kontrol etmekte zorlanıyordu ve her şeyde bir tür tehlike görüyordu. Bu sorunlar 5 yaşından itibaren gelişmeye başladı. Çocukluğundan beri tıpla ilgileniyordu. Bu nedenle okuldan mezun olduktan sonra üniversiteye girdi ve daha sonra pratisyen hekim oldu. İlerleyen yıllarda iş yerinde Graham De Cosso ile tanıştı ve onunla çıkmaya başladı. Adam ortopedi doktoru olarak çalışıyordu. Ancak, tıbbi uzmanlık üzerine ortak özellikleri sona erdi. Sevgilisinin aksine, adam çok açık, sosyal ve hayatında talep gören biriydi. Bu kadar kapsamlı farklılıklara rağmen, çabucak anlaştılar ve birbirlerine aşık oldular. Birbirlerinin kusurlarını tam anlamıyla tamamlayarak tam bir uyum yakalamış görünüyorlardı. Lauren erkek arkadaşının etkisiyle daha neşeli ve açık fikirli oldu. Mayıs 2006'da evlendiler. Aile bu dönemde Güney Afrika'da, Pretoria'da yaşıyordu. Düğünden sonra burada ortaklaşa bir ev inşa ettiler. Neredeyse bir hektarlık kendi arazileri üzerindeydi. Evin 4 yatak odası, bir spor salonu, bir yüzme havuzu ve bir trambolini vardı ve bu da ailenin çok yüksek bir refah seviyesine sahip olduğunu gösteriyordu. Evlilik hayatına başladıktan sonra Lauren'in çalışma alanı biraz değişti. Jinekoloji ve nörolojik hastalıklar konusunda uzmanlaşmaya başladı. Ancak hamile kalma girişimlerinin neredeyse en başından itibaren çocuk sahibi olmak için kariyerini ertelemeye karar verdi. Doktorluk yaptığı için çiftin 2012 yılında Sara adını verdikleri bir kız bebekleri oldu. Ancak erken bir doğum oldu. Kız bebek doğduğunda henüz 18 haftalıktı. Daha sonra da öldü. Afrika'daki tıbbi uygulamalara göre, 20 haftanın altındaki bir yeni doğan düşük olarak bile kabul edilmiyor, tıbbi atık olarak sınıflandırılıyor. Sara da çöplerin atıldığı gibi atılmıştır. Bu nedenle çift kızlarına doğru dürüst veda edememiş ve onu defnedememiş. 2 ay boyunca her gün ağlayan kadın için büyük bir darbe oldu. Bundan sonra doğurganlık uzmanları ile konsültasyonlar devam etti. Çift yine hamile kalmayı başaramadı. Lauren, etkinliği ile bilinen IVF'nin 17 aşamasından geçti, ancak ne yazık ki onun durumunda değil. Sonuç olarak De Cosso'lar donör yumurta kullanmaya karar verdi. Bu sayede ilk kızları Liana dünyaya geldi. Hamilelik sırasında ailenin annesi çok endişeliydi.
hamileliğin olumsuz sonuçlanmasından ve çocuğunu kaybetmekten korkuyordu. Bu nedenle doğumdan sonra yine ruhsal sorunlar yaşadı. 2015 yılında doktorlar Lauren'e hayal kırıklığı yaratan bir teşhis koydu, ciddi bir depresif bozukluğa dönüşen doğum sonrası depresyon ve anksiyete. Bu noktada kızı Liana 18 aylık olmuştu. Lauren'in kocası Dick, kızına bakmak için işten izin aldı ve diğer aile üyeleri de bebeğe bakmak için devreye girdi. Lauren doktorların tavsiyelerine sıkı sıkıya uydu ve tıbbi ilaçlar sayesinde hastalığıyla başa çıkmayı başardı. Bu ebeveynler ikinci bir çocuk sahibi olmaya çalışmaktan vazgeçmedi ve birkaç yıl sonra Lauren tekrar hamile kaldı. Bu kez ultrasonda ikizleri görüldü. Eşler, ailelerinin aynı anda iki kişi daha büyüyeceği için çok heyecanlıydı. Ancak muayene sırasında kızlardan birinde kurt ağzı olarak adlandırılan yarık bir damak olduğu tespit edildi. Bu durum Lauren'de büyük bir endişeye yol açtı. Çok fazla stres altındaydı ve karnındaki bebeklerinin sağlığı konusunda çok endişeliydi. Daha sonra sorunun beklenenden daha az ciddi olduğu ortaya çıktı ve bu da ebeveynleri rahatlattı. 2018 yılında Maya ve Carla adlı ikizler dünyaya geldi. 5 aylıkken ikizlerden biri doğuştan gelen bir anomaliyi düzeltmek için ameliyat edildi. Ameliyattan sonra kızın yüzüne dokunmasını engellemek için her iki eline de özel bandajlar yerleştirildi. Zorluklara rağmen aile üstesinden geldi. Ameliyattan sonra Dick ve Lauren, büyük anneye yardımcı olması için bir dadı tutmaya karar verdi. Bu sırada Lauren çocuk sahibi olmanın getirdiği ev içi sorunların en ağırını yaşıyor ve hala panik ataklardan muzdaripti. Dick ise geniş ailenin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olabilmesi için gece geç saatlere kadar çalışıyordu. Karısını her şeyden endişe duyan çok kaygılı bir anne olarak tanımlıyordu. Lauren sürekli çocukların başına bir şey geleceğinden endişe ediyordu ve aşırı korumacıydı, kelimenin tam anlamıyla her hareketlerini izliyordu. Bu durum çocukları rahatsız ediyordu ve Dick onları itaat ettirmek ya da sakinleştirmek için katı önlemlere başvurmak zorunda kalıyordu. Sonunda tüm zorlukların üstesinden gelindi. Dick ve Lauren oldukça varlıklı bir aileydi. Bir hizmetçiyi, bir bahçıvanı ve bir dadıyı karşılayabiliyorlardı. Akıl sağlığı açısından kötü bir dönemden geçen ailenin annesi üzerindeki baskıyı azaltmak için auparlere ihtiyaçları vardı. Ancak 2020 yılına gelindiğinde aile için değişim yaşanmaya başladı. Pandemi nedeniyle ülke ciddi kısıtlayıcı önlemler almıştı ve Dick ile Lauren yurt dışında yaşamaya karar verdiler. İli bir arsa ile sattılar ve geçici olarak rahat bir daire kiraladılar. Trajediden sadece 6 ay önce, ailenin durumu o kadar mutluydu ki Lauren 10 yıl sonra ilk kez antidepresan almayı bıraktı. Mart 2021'e kadar tüm ilaçlarını iptal etmişti. Kadın zihinsel olarak son derece sağlıklı görünüyordu ve hiçbir şey bir sorunun habercisi değildi. Formunu korumak için haftada en az 3 kez crossfit yapmaya başladı. Lauren yeme bozukluğunu da yönetmeyi başardı. Çok daha iyi görünmeye başladı, hayata karşı daha olumlu bir bakış açısı kazandı ve bu onun değerini yeni bir şekilde fark etmesini sağladı. Bu olumlu değişiklikler Dick tarafından da fark edildi. Karısının hastalıklarını yenmiş gibi görünmesinden ve ailelerinde her şeyin yolunda gitmesinden memnundu. Ne yazık ki bu sevinç kısa sürdü. Haziran 2021 karantinasıyla birlikte, COVID-19 salgını süresince bir dizi başka yasakla birlikte şehirdeki hareket kısıtlamaları yeniden uygulamaya konuldu. Bu durum karşısında Lauren yeniden depresyona girdi. Ne pahasına olursa olsun bu ülkeden gitmek istiyordu. Güney Afrika'da tecrit edilme düşüncesi onu hasta ediyordu. Orada olmaktan rahatsızdı ve hatta arkadaşlarından biriyle 1 milimetre tabanca satın alma fikrini paylaştı. Bu dönemde tüm ülkeyi ayağa kaldıran geçmiş protestolar nedeniyle kıtada kalmak çok riskliydi.
Lauren tekrar bir psikiyatriste göründü ve yine antidepresan reçete edildi. Durumunu depresif ve yabancılaşmış olarak tanımladı. Tüm aile tehdit altındaydı ve Lauren karantina döneminde kendini güvende hissetmiyordu. Aile reisi çalışmıyordu ve babalarına çekilen ve tüm zamanlarını isteyerek birlikte geçiren çocuklarla vakit geçiriyordu. Lauren bu noktada aile hayatında marjinalleşti çünkü çocuklarla sık sık çatışmalar yaşadı ve çocuklar ona daha az ulaşmaya başladı. Anneleri için onlarla baş etmek zordu ama babalarıyla iyi geçiniyorlardı. Graham işe geri döndüğünde, çocuklar günde yüzlerce kez babalarının eve ne zaman geleceğini soruyordu. Kadın, kızlarıyla anlamlı bir ilişki geliştiremediği için bu durumdan zarar gördüğünü hissetti. Lauren sürekli olarak dünyanın en gürültücü çocuklarına sahip olduğundan şikayet ediyordu. Mutlu bir aile gibi görünüyordu ama gerçekte patlamaya mahkum bir saatli bombaydı. Temmuz 2021'de Güney Afrika'yı bir isyan dalgası sardı. Saldırgan bir protestocu kalabalığı ayaklandı, yağmaladı ve insanlara saldırdı. Sonuç olarak, yaşanan panik nedeniyle aile, sessiz ve huzurlu bir yer olan Yeni Zelanda'ya taşınmaya karar verdi. Hayat artık normalleşecek gibi görünüyordu. Burası tesadüfen seçilmemişti, Graham'in ailesi burada yaşıyordu. Ancak yeni ülkede sorunlar yaşanabilirdi. Göç bir pandemi döneminde gerçekleştiği için çok sayıda engel vardı. Kronik bir hastalığı olduğu ya da belirli sağlık standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle bile oturma izni verilmeyebilirdi. Üç çocuk annesi kadın, sorunlarını gizlemek için taşınmadan kısa bir süre önce antidepresan almayı bıraktı. Ancak, psikiyatristi Şubat 2020 tarihli bir raporda Lauren'in halk ve kendisi için güvenli olduğunu belirttiği için bu onun açısından dikkatsizlik değildi. Antidepresan alması sadece tavsiye niteliğinde reçete edilmiştir. Taşınma sürecinde kadın yine büyük bir strese maruz kaldı. Göçün gerçekleşmeyeceği konusunda çok endişeliydi. Ayrıca bu dönemde artan iş yükü nedeniyle geceleri 2 saatten fazla uyuyamıyordu. Yaklaşan taşınma ve çocuklarla her gün yaşadığı zorluklar nedeniyle depresyondaydı. Lauren kendini eksik hissediyordu. Kadın göç etmeden önce antidepresan almayı bırakmadan önceki dönemde, kendi kendine başka bir ilaç reçete etti. Bu olay Ağustos 2021'de gerçekleşmiştir. Bunun Güney Afrika yasalarına aykırı olmadığını ve bölgede yaygın bir uygulama olduğunu belirtmek gerekir. Yeni Zelanda'ya seyahat etmeden hemen önce, ailenin zorunlu izolasyona tabi tutulması gerekiyordu. COVID-19'un olası semptomlarını aramak için yaklaşık bir hafta boyunca bu durumda kalmak anlamına geliyordu. Başka bir ülkeye uçmadan önce kızlardan birinin test sonucu pozitif çıkınca, 2 hafta daha karantinada kaldılar. Bu uzun izolasyon dönemi tüm aile için zor oldu. Bu dönemde çift arasında sürtüşme başladı. Nihayet 2 Ağustos'ta aile Güney Afrika'dan ayrıldı. Lauren daha sonra bu yolculuğu hayatının en kabusu olarak tanımladı. Yeni Zelanda'da başarılı olacağına dair bir an bile şüphe ya da korku duymamıştı. Ancak vardıklarında 2 hafta daha karantinada kaldılar. Tüm aile yemek dağıtılan bir otel odasına yerleştirildi. Her gün yürüyüş için ayrılan bir saat dışında odadan çıkmalarına izin verilmedi. İzolasyon dönemi birçok kişi tarafından manevi açıdan çok travmatik olarak tanımlandı. Yeni Zelanda misafirperverliğinin tüm zevklerini tatmış olan Lauren'in sağlığı pek iyi değildi ve bu durum onun durumunu daha da kötüleştirdi. Sonunda zorla hapsedilme sona erdi. Çiftin 15. evlilik yıl dönümlerinin arifesindeydi. Lauren bu konuda Graham'ı sosyal ağlarda tebrik etti. Kocasına bu inanılmaz maceralar ve harika bir aile yaratabildikleri için teşekkür etti. Çift ve kızları, o zamanlar yaklaşık 30 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Timaru'ya yerleşti. Burası çok sakin ve misafirperver bir kasabadır. Ancak burada bile işler pek planlandığı gibi gitmedi.
Öncelikle, yaşam koşulları Güney Afrika'dakinden çok daha iyi değildi. Burada elektrik bile aynı sıklıkta kesiliyordu. Buna ek olarak, koca ortopedi cerrahı olarak başlangıçta planlanandan çok daha önce, neredeyse karantinadan hemen sonra, çalışmaya başladı. Timaru'daki hastanede bir iş bulmuş ve vardiyaya gelmiş. Laurent, tüm taşınma sorunlarını çözmek ve kocasının ona destek olması gereken yeni ortama uyum sağlamak için daha fazla zamanları olacağını ummuştu. Ancak bunun yerine, bitkin anne bir kez daha boğazına kadar aile içi sorunlara batmış ve üç küçük çocukla hiçbir yardım almadan yalnız kalmıştı. Belirlenen günde aile göçmen bürosuna geldi. Çok endişeliydiler, çünkü potansiyel vatandaşlar arasında çok sayıda ret vardı. Aile belgelerini kabul ettirdi ve daha sonra yanıt beklemek üzere gönderdi. Çift, çocuklarını okul öncesi grubuna kaydettirmek için yerel Hristiyan okuluna gitti. Ağam, bu dönemde karısının özellikle depresif göründüğünü, sanki üzerinde bir fırtına bulutu dolaşıyormuş gibi olduğunu hatırladı. Sosyal medyada sergilediği neşeli eşe pek benzemiyordu. En ufak bir başarısızlık onu depresyona sürüklüyordu. Bu dönemde Laurent yeni arkadaşı Laetitia ile sosyal medyada aktifti. Yeni taşınan kadını arayıp akşam yemeğine davet etmeye çalıştı. Bu olay 16 Eylül'de gerçekleşti. Ancak, mesajlar basitçe göz ardı edildi. Çift kiralamak için bir ev arayışındaydı, ancak onlara uygun olan tüm evlerin son derece harap ve bakımsız olduğu ortaya çıktı. Geçici olarak hastane tarafından sağlanan bir evde yaşıyorlardı. Tüm bunlar zaten gergin olan kadının durumunu daha da kötüleştirdi. Trajedinin yaşanmasından 4 gün önce aile, Graham'ın iş arkadaşlarından birinin evinde akşam yemeği yedi. Ailenin reisi zaten yerel bir hastanede çalışıyordu. İş arkadaşı daha sonra çiftin mutlu göründüğünü, sıcak bir ilişkileri ve güzel çocukları olduğunu söyledi. Hiçbir şey yaklaşan kan dökülmesini önceden haber vermiyordu. Ancak bunların hepsi göstermelikti. Bir gece önce, 15 Eylül 2021'de Laurent iyi uyuyamamıştı. Ertesi gün ikizlerini anaokuluna, büyük kızını da okula götürmesi gerekiyordu. Ancak sabah saat 3.00'te dinlenebildi. Çocuklar erken kalkıp toplandıkları için sabah gürültülü başladı, annelerinin yorgunluğuna aldırmadan kendilerine uygun kıyafetler seçtiler. Eşi döndükten sonra saat 10.47'de dinlenmek için uzandı. Laurent anaokulu öğretmeninden ikizlerini masada oturmuş güzel bir öğle yemeği yerken gösteren bir resim aldı. Bu sırada Laurent işine devam ediyordu. Yeni ikamet ettiği ülkede evrak işlerini tamamlama sürecinde olduğu için kadının yapacak çok işi vardı. Bu sayede bir iş bulabilecekti. Bütün gün işlerini hallettikten sonra, anne kızlarını saat 15.00 civarında kreşten ve okuldan alıp eve getirdi. Daha sonra onlarla birlikte oyun parkına gitmiştir. Daha sonra evde ikizlerden biri, Carla, babası işte olduğu ve onu çok özlediği için sinir krizi geçirdi. Kısa süre önce yataktan düşen diğer ikiz Maya'nın dikişleri yara olmuştu. Kızlar o kadar çok ağlıyorlardı ki anneleri onları teselli edemiyordu. Bu sırada Laurent çocukları sakinleştirmekte zorlandığı için kendini kötü bir anne gibi hissediyordu. Onu hiç dinlemiyorlardı. Onlara tavuk nugget pişirdi ama çocuklar bunun onları mutlu etmek için yeterli olmadığını söyledi. Bu cümleden sonra trajedi kaçınılmaz oldu. Depresyondaki Laurent'in sabır fincanını taşıran son damla oldu. Anne çocukları yıkadı ve akşam 6 civarında yatağa yatırdı. Laurent'in cep telefonuna Güney Afrikalı arkadaşlarından birkaç mesaj geldi. Ancak bunların çoğu cevapsız kaldı. Graham işten sonra kısa bir süreliğine eve geldi. Akşam yemeği yedi ve doğruca saat 19.00'daki önemli bir toplantıya gitti. Ve bu süre zarfında, onun yokluğunda, evde korkunç bir trajedi meydana geldi.
İşe evden ayrıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra çocuklar tekrar çığlık atmaya başladı. Üç çocuk annesi kadın plastik bağ almak için garaja gitti ve bütün bir paketi getirdi. Çocuklar çok gürültü yapıyordu, bu yüzden onları sakinleştirmek istedi. Laurent çocuklara bir kolye öreceklerini ve bağları boyunlarına takacaklarını söyledi. Küçükler ne olup bittiğini anlamadı, bu yüzden hevesle oyuna katıldılar. Ancak en büyükleri annesine kızmış ve yaptığı şey için ona bağırmış. Olanlar hoşuna gitmemişti. Ancak bu bir oyun değildi. Laurent onları yeterince hızlı öldürmediklerine karar verdi. Bu yüzden kızları yastık ve battaniyelerle boğmaya başladı. Sürekli çok hasta olduğunu ve yakında öleceğini, bu yüzden onları öldürdüğünü, çünkü Laurent gittikten sonra çocuklara bakacak kimsenin kalmayacağını tekrarlayıp duruyordu. Çocukların herhangi bir yaşam belirtisi göstermediğinden emin olduğunda, kendi canına kıymaya çalıştı. Kadın kablo bağlarının bu durumda etkisiz olduğunu çoktan öğrenmişti. Kendini bir bıçakla kesmeye çalıştı, ancak bıçakların hepsi çok kördü ve derin bir yara açamadı. Kadın daha sonra hapları kullandı ve birkaç yüksek dozda farklı tıbbi ilaç aldı. Ancak bu bile Laurent'ın ölümüne neden olmak için yeterli değildi. Kadın mutfağa geldi ve çaresizce yere yığıldı. Sessizce oturup olanları düşünmeye başladı. Kocası döndüğünde bu durumdaydı. Karısının kendinde olmadığını gördü ve sordu, "Her şey yolunda mı?" Anlaşılmaz bir yanıt almış. Adam bir şeylerin ters gittiğini anladı ve çocukları kontrol etmek için üst kata koştu. Graham her şeyin yolunda olup olmadığına bakmak için büyük kızının odasına gitti, ancak kızının yatağında sadece boynuna kablo bağlanmış soğuk bedenini buldu. Diğer odaya baktığında ikizlerin cansız bedenlerini gördü. Graham kablo bağlarını koparmaya çalıştı ama başaramadı. Adam bir makas almak için aşağıya, mutfağa koştu. Orada bir şeyler mırıldanan karısını görünce ona bağırmaya başladı ama Laurent ona tepki vermedi. Adam onu başından savdı, makası aldı ve çocuklarına yardım etmek için tekrar yukarı koştu. Bütün kızlarının bağlarını kesti ama artık çok geçti. Hiçbir şey yardımcı olmuyordu. Adam çocuklarında hiçbir yaşam belirtisi bulamadı ve sokağın karşısında oturan hastanedeki bir meslektaşından yardım istedi. Meslektaşıyla buluşmak için dışarı koştu. Evin reisinin kapıyı kapatmadan önce gördüğü son şey, gözleri kapalı bir şekilde yerde yatan eşiydi. Graham onun hayatta olup olmadığının farkında değildi. Sadece kızları için endişeleniyordu, bu yüzden Laurent ile değerli zamanını boşa harcamadı. Hastanedeki bir arkadaşı yardım etmeye ve çocukları kurtarmaya çalıştı, ancak tüm çabalar boşunaydı. Saat 21.40 civarında komşular yüksek bir patlama sesi duydular. Graham meslektaşının yanına koştuğunda bunun bir kapının gürültüyle çarpması olduğu anlaşıldı. Bunu evin dışından gelen hıçkırık ve çığlıklar takip etti. Graham evin dışında dolaşarak olan biten her şeyin kendi hatası olduğunu haykırdı. Çocukları perişan haldeki anneleriyle bıraktığından yakınmıştır. Olay yerine acil servis ekipleri çağrıldı. Polis ve bir ambulans saat 22.00 sularında olay yerine ulaştı. Kolluk kuvvetleri evde boyunları fermuarla kesilmiş ölü çocuklar buldu. 2 yaşındaki ikizler Maya ve Charlie ile 6 yaşındaki kız kardeşleri Liana'nın öldüğü doğrulandı. Polis memurları Laurent'i mutfakta yerde buldu. Yaşıyordu ve bilinci yerindeydi. Devriye memurlarının sorularına cevap verdi ama bunu çok sessiz ve boğuk bir sesle yaptı. Kadın yıkılmış görünüyordu. Ellerinde ve kollarında yara bantlarıyla kapatılmış sığ kesikler vardı. Polis o akşam herhangi bir yasa dışı madde alıp almadığını sordu, ancak kadın bunu reddetti. Tabii ki bu bir yalandı. Daha sonra bir çöp kutusunda Laurent'in aldığı çeşitli tıbbi ilaçlara ait 9 plaka bulundu. Yakınlarda yüzlerce kablo bağından oluşan bir paket bulundu.
Toksikolojik inceleme kadının kanında yasa dışı madde ya da alkol bulunmadığını doğruladı, ancak testler yüksek düzeyde antidepresan, sakinleştirici ve diğer ilaçları gösterdi. 40 yaşındaki Laurent derhal tutuklandı ve tedavi için hastaneye gönderildi. 3 çocuğun vahşice öldürüldüğü haberi tüm bölge halkını ve birkaç gün içinde de tüm Yeni Zelanda ve Güney Afrika'yı şoka uğrattı. Evlerinde çalışan dadı, trajediyi öğrendikten sonra kelimenin tam anlamıyla konuşma gücünü kaybetti. Kadın uzun süre bunun gerçek olduğuna inanamadı. Bir röportajında Laurent ve Graham ile çocuklarının mükemmel bir aile olduğunu söylemişti. Evlerinde hiç yanlış bir şey görmemişti, kavga ya da çatışma yoktu. Dadı, Laurent'ın çocuklarını tüm kalbiyle sevdiğinden emindi. Çocukları en son Haziran 2021'de görmüştü. Aile Yeni Zelanda'ya taşınacakları için çok heyecanlıydı ve yeni hayatlarını dört gözle bekliyorlardı. Laurent gözaltına alındıktan sonra Graham, vizesi Aralık 2021'de sona ereceği için Güney Afrika'ya dönmek zorunda kaldı. Daha sonra duruşmaya katılmak için tekrar ülkeye döndü. Karısıyla mektuplaştı. Graham, karısının çocukları katlettiğine inanmak istemiyordu. Hatta onu destekliyor gibi görünüyordu. Tutuklanmasının ertesi günü Laurent hastanede uyandı. Tüm bunlardan sağ kurtulduğuna inanamıyordu ve polis odaya girip onu 3 kızı öldürmekte suçladığında daha da şok oldu. 18 Eylül'de Laurent de Casson resmi olarak üçlü cinayette suçlandı. Daha sonra hastanede iyileştikten sonra yaptıklarını itiraf etti, ancak onlara zarar vermek istemediğini söyledi. Bunun nedeni akıl sağlığının yerinde olmamasıydı. Eylemlerini ruhsal durumu ve son zamanlarda karşılaştığı bir dizi sorunla gerekçelendirdi. Laurent onun anne olmakta iyi olmadığını düşünüyordu. Başa çıkamıyordu. Çocuklar sürekli çığlık atıyordu. Bir noktada daha fazla dayanamadı. Kadın ayrıca çocuklarını teker teker nasıl öldürdüğünü, yastık ve battaniyelerle oksijenlerini nasıl kestiğini anlattı. Önce Carla'yı, sonra Liana ve Maya'yı öldürmüş. Laurent kafasının içinde sesler duyduğunu ya da halüsinasyonlar gördüğünü reddetti. İlk mahkeme duruşmasından sonra psikiyatrik muayene yapılması emredildi. Avukatının ısrarı üzerine Laurent yemek yemeyi reddetti ve 47 kilo verdi. Fiziksel ve ruhsal sağlığıyla ilgili sorunlar davayı aylarca sürüncemede bıraktı. Sonuç olarak duruşma, vahşi katliamdan neredeyse 2 yıl sonraya, Temmuz 2023'e ertelendi. Bebek katliamı tekrar mahkemeye taşındı. Avukatlar savunmalarını sanığın akıl sağlığı sorunları üzerine kurmaya çalıştı. Yeni Zelanda mevzuatının çocukları öldüren suçlulara karşı özellikle hoşgörülü olduğunu belirtmek gerekir. Kasıtsız adam öldürme suçundan ertelenmiş bir ceza ile kurtulmak mümkündür. Savunmanın, ağır stres altında kendi çocuklarını öldürmenin Laurent için bir savunma biçimi olduğunu göstermesi önemliydi. Savunmanın taktikleri göz önüne alındığında, çocuk öldürme bir psikiyatri hastanesinde tedavi edilebilirdi. Ve bu sürecin uzunluğu düzenlenmiş değildir. Bu nedenle, bebek katilinin tedaviden sonra hapis cezasını çektikten çok daha kısa bir süre sonra hapisten çıkma şansı yüksekti. 17 Temmuz 2023 tarihinde başlayan duruşma 4 hafta sürdü. Avukatlar olanları kendi açılarından anlattılar. Onlara göre Laurent uzun yıllar süren ev hayatı, sağlık sorunları ve kendisini çok rahatsız eden mükemmeliyetçiliğiyle mücadele etmekten dolayı hayal kırıklığına uğramış ve depresyona girmişti. Depresif bozukluğu, kızlarını öldürerek özgürleştiğini düşünmesine ve ardından kendi isteğiyle ölmesine neden oldu. Son zamanlarda annenin çocuklarıyla ilişkisi çok gerginleşmişti. Laurent'a itaat etmiyorlardı, Laurent sık sık fiziksel cezaya başvuruyor ve onları uyuşturmayı düşünüyordu. Duruşmada korkutucu bir ayrıntı ortaya çıktı. Graham, eşinin o noktada kendisine 3 kez çocuklara zarar vermekten bahsettiğini itiraf etti.
eşinin sözlerini ciddiye almamış. Evden her ayrılışında eşi çocuklara kötü bir şey yapabileceğini söylemiş. Şimdi elbette pişmanlık duyuyordu. Mayıs 2019'da Lauren kızlarını yastıklarla boğmak istediğini itiraf etti. Temmuz 2011'de küvette femoral arterlerini kesmek istediğini söyledi. Ancak bu gerçek bir sorun olarak algılanmadı. Arkadaşları ve kadınlar da benzer rahatsız edici ifadeler kullandığını doğruladı. Çocuklarının kendisini çıldırttığını, vahşi, şımarık ve itaatsiz olduklarını söyledi. Lauren onları geri istiyordu ve her şeyi farklı yapmaya karar vererek yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Sevgi dolu ve şefkatli bir anne gibi göründüğü için kimse, onun söylediği şeyleri gerçekten yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Lauren çocuk sahibi olmak için çok sıkıntı çekmişti ve kimse onun için bu kadar zor olan kızları öldürmüş olabileceğine inanamıyordu. Lauren'in kocası mahkemeye ebeveynliğin onun için çok zor olduğunu, her şeyi kontrol ettiğini ancak kızlarına hiç sarılmadığını ve onların da kendisine hiç ulaşmadığını söyledi. Lauren'in özellikle pandemi sırasında çocuklarla evde kaldığı zamanlarda onların oyunlarından ve eğlencelerinden uzak kaldığını fark etmiştir. Lauren'in tüm zorlukların, özellikle de pandemi nedeniyle izolasyonun kurbanı olduğuna inanıyor ve onun için bağışlanma ve dua çağrısında bulunuyor. Savcılar üçlü cinayetin önceden planlanmış, metodik ve hedefli olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Lauren'in çocuklar için ölümcül dozda ilaçlar ve boğma yöntemleri hakkında bilgi aradığına dair kanıtlar sundular. Psikiyatristler, annenin suç sırasında gerçekten de akıl sağlığının yerinde olmadığını doğruladılar. Lauren'in o sırada yaşadığı endişeyi anlattılar. Lauren'in çocukları kendisiyle birlikte ölmelerini istediği için öldürdüğüne inanıyorlar. 14 Ağustos 2013 tarihinde jüri dava dosyasını görüşmeye başlamıştır. Dava dosyasını iki gün boyunca inceleyen jüri, Lauren'in suçlu olduğu konusunda fikir birliğine varamadı. Krasnoyarsk'ta 4 hafta süren duruşmanın ardından, tamamı kadın ve tamamı erkeklerden oluşan jüri çoğunluk kararına vardı. Lauren'i üçlü cinayetten suçlu buldular. Bununla birlikte, cinayetler sırasında onun deli olduğunu düşünmediler. Jüri üyelerinin mahkeme salonundan çıkarken ağladıkları duyulabiliyordu. Laura sanık sandalyesinde hareketsiz oturuyordu. Ancak, yıllık kararın açıklanması süresiz olarak ertelendi. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizlerde beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.